Esselamu Aleyküm Sayın Tahapçılarım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çok değerli bir tarif yapacağız. Ve çok lezzetli. Yani tarihten bu yana yapılan bir tarif. Yani atalarımızın zamanından yapılan bir tarif ve bozulmamış bir tarif. Şu an yapacağım. Şimdi ne yapacağız bugün? Sürk yapacağız. Bu sürk Hatay'da yapılıyor. Ve çok lezzetli. Aynı zamanda çok şifalı. Yani başka yerde bunu bilmeyen yemez. Çünkü niye? Bu küfleniyor. Ama aslında bunun küfü tıpta antibiyotik diye kullanılıyor. Özellikle boğaz ağrısına çok iyi geldiğini biliyorum. Siz de araştırırsanız eminim karşınıza çıkacak. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi burada çökeleğimizi leğenimize boşaltıyoruz. Burada benim 3 kilo çökeleğim var. Ya hem siparişim var hem de bizim çökeleğimiz de kalmadı, sürkümüz. O yüzden bugün sürk yapacağım ve bu değerli tarifi sizlerle paylaşacağım. Şimdi 3 kilo sürkümüzü ne yaptık? Leğenimize koyduk. Burada 3 yemek kaşığı biber salçası. 3 yemek kaşığı biber salçası. Burada 1 yemek kaşığı sürk baharatı koyuyorum ve 1 tatlı kaşığı kimyon, 4 yemek kaşığı kekik. Bunu da ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı çörek otu, 2 yemek kaşığı kişniş ve 2 yemek kaşığı da rezene ilave ettim. Şimdi sayın takipçiler, sürkümüzü şimdi yoğuracağız. Bu sürkün içerisine sarımsak da koyabilirsiniz. Ama ben bazen sarımsaksız yapıyorum, bazen sarımsaklı. Bu isteğe bağlı. İkisi de çok güzel oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Çökeleğimizi yoğuracağız. Ta ki kıvama getirene kadar. Ama bu sürkü ben sonuna kadar yoğuramayacağım. Çünkü ellerim rahatsız. Kim yoğuracak? Adnan Bey devreye girecek. Buyurun Adnan Bey. Evet var orada. Şu an ben çökeleğimi yoğurabildiğim kadar yoğuracağım. Şimdi sayın tavsiyeler, ellerim rahatsız diye çökeleği Adnan Bey yoğurmaya başladı. Şimdi ta ki topak kalmayana kadar, özleşene kadar bunu yoğuracağız. Tuzunu koymadık, tuzunu koyalım. Şimdi sayın tavşilerimiz çökeleğimizi yoğurduk. Şimdi birazdan topaklamaya başlayacağız. Şöyle deniyorum. Çökeleğimiz nasıl topaklanıyor? Bu şekilde yapacağız. Ve tepsiye dizeceğiz. Şimdi sayın tavşilerim yanımıza böyle bir kaseye su koyduk. Elimizi batırıyoruz böyle. Ve çökeleğimizi topaklıyoruz böyle. Bu şekilde. Bazen çökelek topakladıktan sonra çatlama yapabiliyor. Çatlama yaparsa tekrar topaklayın bu şekilde. Elimi yine suya batırdım. İsterseniz zeytinyağıyla da batırıp çökeleğinizi topaklayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bu şekilde tepsime diziyorum.
Şimdi sayın takipçilerim, çöpleyin hepsini bu şekilde topaklayıp sizlere geri döneceğim. Şimdi bunu bir tane daha göstereyim. Bu şekilde tepsime diziyorum böyle. Şimdi sayın takipçilerim, çökeleklerimizi topakladık. Bu şekilde altına, bunlar yağlı kağıt değil, bunları ekmek kağıdı. Ben bunları kullanıyorum, bu kağıtları. Şimdi sayın takipçilerim, çökeleklerimizi kurutmaya götürüyoruz. İnşallah çökeleğimiz çatlama yapmaz. İnşallah. Şimdi çökeleklerimizi böyle koyduk. Sinek ya da toz gelmemesi için ne yapıyoruz? Üzerini bu şekilde temiz bir bezle örtüyoruz böyle. Ve çökeleklerimiz güneşte değil, çok az güneş alabilir ama rüzgarlı bir yerde koymak gerekiyor. Ama çok güneş almayacak şekilde. Şimdi çökeleklerimizin üzerini kapatıyoruz. Çökeleklerimiz yarına kadar belki olur. Belki öbürsü gün, havanın şartlarına göre, durumuna göre çökeleğimizi kurutuyoruz. Çökeleğimizi kurutmaya koyduk. O kuruduktan sonra daha önce sizlerle paylaşmıştım. Bir gün ya da iki gün kurutuyorum havanın durumuna göre. Çökeleğimiz kuruyor. Sonra ekmek kağıtlarını satma alıyorum. Böyle şeyler bana lazım oluyor. Kullanıyorum. Sonra kağıtlara sarıp bir poşete ya da bir kavanoza koyup, olgunlaşmasını istiyorsa kavanoza koyup karanlık ve serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Ama eğer olgunlaşmasını istemiyorsa yine kağıtlara sarıp, isterseniz poşete, isterseniz kavanoza koyup buzdolabında bu şekilde bekletebilirsiniz ve bu şekilde tüketebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz bir lezzet. Biz Hataylılar, yani biz Antakyalılar vazgeçemeyeceğimiz bir tarif. Mutlaka sizin de bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugün benden bu kadar. Şimdi sayın takipçilerim, bugün çökeleğimizin ikinci günü. 1,5 günde bu kurudu. Bazen bir günde de kuruyabiliyor. Bazen 2 gün. Bazen de 3 gün. Ya ben bunun süresini söyleyemiyorum. Çünkü rüzgarın fazla oluşu bunu daha çabuk kurutur. Yani havaların daha sıcak olması. Benim çökeleğim dün yaptım. Bugün ikindi zamanı şu an. Yani 1,5 gün bile sürmedi. Gece içeri alıyorum. Gündüz dışarı çıkartıyorum. Yani aslında bir günde kuruduk. Çökeleğimizi kuruttuk. Şimdi burada böyle temiz kağıtlarım var. Bu yağlı kağıt değil. Bu ekmek kağıdı aslında. Ben bunu satma alıyorum. Ve böyle şeyler kullanıyorum bunu. Ben eğer küflendirecek olsaydım tabii ki bu kadar kurutmayacaktım. Daha yaş bırakacaktım ve bu şekilde sarıp kavanoza koyup karanlık ve serin bir yerde muhafaza edecektim ta ki olgunlaşana kadar. Ama ben şimdi ne yapıyorum? Ben çökeleğimin sürkün küflenmesini istemiyorum. Yani olgunlaşmasını istemediğim için ne yapıyorum şimdi? Kağıdın içine sarıyorum böyle ve buzdolabına muhafaza edebiliriz. Evet, onu ben buzdolabında muhafaza edeceğim. İsterseniz ben hiçbir zaman dondurucuya koyma ama koyabilirsiniz tabii ki. Ben normal dolabın içinde poşetin içine koyup bu şekilde çökeleğimi muhafaza ediyorum. Yani biz kendimize yapıyoruz ama bir bakıyorum sipariş var. Haydi çökelek bitti, sürük bitti. Şuna, şu küçüğünü saralım. Şöyle. Bütün çökeleğimizi buraya koyduk. Ve ben poşeti bağlıyorum böyle. Ve buzdolabında bu yerini alacak. Ama kördüğüm yapmıyorum. Sayın takipçilerim, ne yapıyoruz? Şu ışığı da açalım. Şimdi çökeleğimizi en çok nasıl yediğimizi göstereceğim. Çökeleğimizi bu şekilde. Tabii ki bundan ne yapıyoruz? Çökelek salatası da yapıyoruz. Kanalda videosu var. Oraya bakabilirsiniz. Ve üzerine ne yapıyoruz? Böyle zeytinyağı bol gezdiriyoruz. Zeytinyağımızın rengi, evet. Güzelliği. Evet. Bu şekilde ekmekle ve yanında çay, istersen domates, salatalık ve acı biber. Hiç ete ihtiyaç yok. Ya da sadece ekmek, bu sürk ve yanında sabahleyin çay. Öğlen yemeği. Yemek yapmadınız. Bu inanılmaz bir yemek. İnanılmaz bir öğün. Bundan tüketebilirsiniz. Ve biliyorsunuz çökelek vücuda en yakın süt ürünlerinden en faydalı çökelek. Evet.
Mutlaka çökeleği tüketin. Peyniri, işte yoğurdu, neyse isterseniz onları tüketmesin ama bunu mutlaka tüketin. Bugün benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Aynı zamanda burası gerçekten çok sıcak. Onu da sizlerle paylaşayım dedim. İnanılmaz sıcak. Nefes bile alamıyorum. Sizleri seviyorum.